Ya dayıoğlu, ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Alman diyorsun, tamam. Ben bir deniştemi arayayım. Hastanede adamı, o bilir bu işleri. Enişte, ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Çin diyorsun, tamam. Biri Alman aşısı ol diyor, biri Çin aşısı ol diyor. Ben en iyisi bir amcama sorayım. O bilir bu işleri. Amca, ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Amerika diyorsun, tamam. Ya ben aşı olup olmama konusunda kararsız kaldım. Bu konuda bana ışık tutacak biri var mı? Oluyorum. Ne olacak bu milli takımın hali? Maşallahımız var, çok iyi gidiyoruz. Neye gitmesi oğlum? İki maçta iki mağlubiyet, kaleye şutumuz bile yok. He, ben diğer milli takımı söylüyorsun sandım. Diğer milli takım mı, hangisi lan? Kim olacak? Suriye. 8 maçta 7 galibiyet aldık. Grupta lideriz. Sizce Çin aşısı mı olsam yoksa Alman aşısı mı? Valla Çin aşısı kısırlaştırıyor, Alman aşısında da çip var diyorlar. Sen niye geldin aşı olmaya? Ben zaten kısırım, kaybedecek bir şeyim yok ki. Ben de bir yerde okudum, aşı kilo da aldırıyormuş. Sen de sıradasın. Benim de kaybedecek bir şeyim yok. Korkutmayın lan milleti. Korkutmayın diyorsun da, benim kayınço aşı olduktan bir saat sonra öldü. Madem aşı öldürüyor, sen niye aşı sırasındasın? Aşı olduğu için ölmedi ki. Niye öldü o zaman? Aşı olduktan sonra eve dönerken araba çarptı. Bu aşının yan etkisi falan var mı? Ben birinci doz oldum. Bir yan etkisi oldu mu? Yo, hatta aşı sayesinde para kazanmaya bile başladım. O nasıl oluyor? Aşı olduktan sonra metaller vücuduma yapışmaya başladı. Ana, dur bakayım şu tabak yapışacak mı? Dön bakayım sırtını. Harbiden yapışıyor abi. Bu sayede sokakta gösteri yapıp para kazanmaya başladım. Hatta seni yeteneksizsiz Türkiye'ye başvuracağım. Neyse arkadaşlar, sohbetinize doyum olmaz. Benim sıram geldi. Çok tedirginim. Aşı olmasam mı acaba? Çok tedirginim. Aşı olmasam mıydım acaba? Ulan nasıl bir aşı bu? Olan da korkuyor, olmayan da.